Bugün Among Us oluyorum. Aslında tam olarak öyle olmuyorum. Bu bir kıyafet modu ve içinde birçok farklı kıyafet var ve birilmeye uyumlu. O yüzden bence izlemeye başlamalısın bu videoyu ve bırakmamalısın. Normalde sana bırakmıştım bu seçim hakkını ama herhangi bir şey fazla like almadığı için ben de dedim ki uzun zamandır kıyafet çekmiyorduk, o zaman da bir kıyafet çekelim dedim. Ve herkesten önce 3 saat önce erişmek istersen de modlara katılıp hemen erişmeye başlayabilirsin, sana kalmış. Açıklamada link var. Birden fazla kıyafet var, gerçekten çok güzel ve bunun yanında dikiş makinesi ve diğer detaylar var. Bunlardan zaten bahsedeceğim ama izlemen gerektiğini söylemiştim. Şimdi kıyafetlerin biri aslında zırh menüsünde de stoklanıyor ve istersen bunları arama menüsünden de en aşağıda bulabiliyorsun. Bunun dışında ise mesela burada görmek istersen ben burada kaskları, burada birçok farklı kıyafet dışında da şapkalar da var tabi, bunu da unutma. Sen hangisini kombinlemek istiyorsan tabii ki bunlar sadece görüntü değiştirmiyor. Burada belli başlı az da olsa zırhlar da sana kazandırıyor. Bunlar da seni koruyabilir. Deri zırhtan bile daha fazla zırh verenler de var içinde. Mesela ben farklı bir şapka da giyebilirim böyle. Bunlardan birini seçmek tamamen sana kalmış. Tabii ki bazılarının parçaları var. Mesela şu anda Among Us'ı göstermiştik ama bunların tam takımı maalesef yok gibi gözüküyor. Tişörtlere geçtiğimizde veya burada emojilerle anlatılabilecek birçok farklı aslında görsel var. Bunları yine buraya giydiğin zaman bak hemen kafanın arkasına geçirilmiş oluyor. Ve komik de gözüküyor. Ya da istersen bir duygu belirteceksen ağlama emojisi veya gülme emojisi, bunlardan birçok farklı ve sevgini göstermek isteyebilirsin. Ya da böyle bir kedi gibi gözükebilirsin. Hayvanlar gibi gözükebilirsin. Ve eğer dışarıdan oynuyorsan da arkadaşlarınlar bile bunları görebilir. Mesela ben şu anda bir hayvan oldum. 10 üzerinden puanla, o yüzden. Hepsini puanlamanı istiyorum senden. Ve dakikaya da tabii ki yazmayı unutma alta. Ve ben de göreyim çünkü onları. Seni de kalpleyeceğim çünkü biliyorsun. Çok tatlı olmadın mı? Mesela ben iş adamı olacaksam bunu giyerim altıma. İşte gördün mü? Tamamen benim her tarafımı kaplıyor ve bir iş adamı gibi gözükmüş oldum ve suratıma da istediğim her şeyi koyabilirim. Günlük kıyafetler de var içerisinde. Sen hangisini giymek istersen ve tabii ki bunları yapabildiğin için de az sonra zaten onu da göstereceğim izlemeye başlarsan, yani devam edersen. Renkli kıyafetler veya istediğin her şeyi giyebilirsin aslında. Burada mesela bir kazak gibi bir şey var. Hem de yeni yıla biraz daha uygun olmuş. Bunun dışında ise mesela şöyle bakalım. Bu da güzelmiş bu arada. Gömleklerden de çeşitler var. Bunlardan birini kendin kombinleyebiliyorsun. Yine altına giyebileceğin, yani ayakkabı olarak kullanabileceğin de burada var aslında. Buraya giydiğin zaman böyle değiştirebiliyorsun. Aslında tam ayakkabı gibi değil. Biraz daha short gibi bir şey giydik sanırım biz. Evet, sanırım bunlar da pantolonlar. Yani burada Minecraft'ta ayakkabı olarak gösterilse de böyle tasarlanmış. Bence daha da iyi olmuş. Şu anda ikisini birden uzun bir takımdı. Ama kombinlemiş olduk gördüğün gibi. Bu arada bana yakıştı mı? Puanlasana. Tabii ki sen de oyununda dene. 10 üzerinden de puanla. Zaten bunu başta söyledim ve 200'den fazla beğeni hedefi için de yardım edebilirsin. Modları beğenirsen de bence bir abone ol ya da bildirimi aç. Çünkü 400'e gidiyor ve hemen sağ tarafta. Oo, bu arada bu çok güzel olmadı mı? Şöyle bakar mısın? Hatta arkadaşların da zaten bunu görebildiği için çok da tatlı durdum bence. Mesela burada çok da anlam bir kıyafet de var. Böyle suit olarak tasarlanmış. Bu da güzel gözüküyor tabii. Bunun dışında da mesela Sonic de olabilirsin istersen bunların arasında. Yüzümdekini çıkardığımda da belli olacaktır. Gördüğün gibi kazak gibi aslında bu. Sevdiğin başka bir karakter varsa burada tanınmış olan bir tane minyon karakterine de dönüşebilirsin istersen, sana kalmış. Yani birden fazla tişört, bazıları da daha uzun tasarlanmış durumda. Bu biz burada görüyoruz falan ama aslında bunlar roleplaylerde de kullanılabilecek gerçekten güzel kıyafetler. Yani sen bir iş adamı gibi giyinebilirsin burada ya da işte gerçekten bir sunucun varsa bunları kullanmak. Ben bunlardan birini böyle pantolona giydiğim zaman yemek yapıyorsam böyle yemek görselli bir tane önlük gibi bir şey giymiş oldum. Bu da gerçekten güzel olacaktır eğer mutfakta iş yapıyorsan. Hayatta kalmada geldikten sonra ise burada bu tuşu kapatman gerekiyor. Hangi menüdeysen buradaki buton önemli, böyle olması gerekiyor. Tabii ki sadece eşya yapmamasında bunların ikisini yapımını gösterecektir. Asıl zaten bunların içinde biz kıyafetleri üretmeye başlıyoruz seninle. Bu masalar koyulabiliyor ve blok yerine geçtiği için de istediğin yere koyup burada mesela birçok farklı kıyafetin yapımını sana göstermeye başlayacak. Kırmızı olarak işaretlenen senin tüm yapabileceğin kıyafetleri göstermekte. Mesela ben buna bastım, yapımını hemen görmeye başladım. Hangisini istersen buradan ön panelinden gördükten sonra yapabilirim istersem de tabii. Ve diğer bir masada farklı şeyleri gösterecek. Mesela buna girdiğimizde ise yani kıyafetler yapımı için kullandığımız renkler var. Bunları da gösterdiysem şimdilik benden bu kadar diyebilirim. Az önce Among Us olmuştuk. Senin en sevdiğin karakter ne bu arada? Bunları da tabii ki yorumlarda bekliyor olacağım. Ve videoyu beğendiysen de 300'den fazla modlardan birine de baktıysan bence beğeneceğin birçok farklı modda karşılaşmışsındır. O zaman ben de bir sonraki modda tekrar burada olacağım ama tabii ki senin de burada olman lazım. Ve Discord'a da gel. O zaman seni bekliyorum. Aşağıda link var.